Merhaba sevgili izleyiciler, Türk Lezzeti programına hoş geldiniz. Ben şefiniz Semen Öner. Bugün Rebecca ve Emily ile kendileri gibi iki tane tatlı tatlı yapacağız. İki sütlü tatlımız var sizin için hazırladığımız. Hoş geldin Rebecca. Hoş bulduk. Nereden geldin Türkiye'ye Rebecca? Amerika'dan geldim. Amerika'dan ve uzaklardan geliyorsun. Sütlü tatlı yapacaksın benimle bugün artık mecbur. Evet, evet harika. Sen nereden geliyorsun Emily? Amerika'dan. Sen de Amerika'dan. Hı-hı. Komşusunuz yani. Evet. Evet, iki sütlü tatlımız var. Gördüğünüz gibi çok tatlı da konuklarım var. Tatlılarımızın ilki güllaç, ikincisi de sakızlı muhallebi. Güllaç için kullanacağımız malzemeleri sıralayalım. Güllaçın özel bir yufkası var. Gül suyu, süt, şeker, ceviz, vanilya ve tarçın kullanacağız. Alternatif olarak ceviz ve tarçın yerine fıstık kullanılabilir. Üzerini süslemek için de nar kullanacağız. Sakızlı muhallebinin malzemeleri ise süt, sakız, yağ, un ve şeker. Şimdi Rebecca senden ricam lütfen bunları ellerinle şöyle güzel güzel kırıp içerisine birazcık da tarçın ekle ki güllaç için onları hazırlayalım. Tamam mı? Tamam. Şimdilik sen birazcık bekleyeceksin. Ben güllaçın malzemelerini hazırlayacağım. Evet, ben güllaçın sütünü hazırlayacağım burada sevgili izleyiciler. Güllacın sütünün içerisine koyacağımız şeyler çok basit. İşlem de son derece kolay. Sütün içerisine bir lokma gül suyu katacağım en son evrede. Tencerenin içerisine sütü koyduk. Şeker ekliyoruz. Şeker oranını kendi arzu ettiğiniz miktarlarda ayarlayabilirsiniz. Şekeri de ekledim. Vanilya ekliyorum. İşte bu kadar. Şimdi hepsini güzelce karıştıracağım. Süt ısındığı zaman güllaç için kullanılmaya hazır olacak. Evet. Gül suyunu ilk başta koymuyoruz. Çünkü ısıyla beraber kokuyu kaybetmesini istemiyoruz. Gül suyunu sonra ekleyeceğiz. Bu şekilde birazcık ısıtacağız. Ondan sonra da İşlemimiz çok basit şekilde hallolmuş olacak. Güllaç ne zaman yapılır Türkiye'de biliyor musun? Çoğunlukla. Güllaç en çok Ramazan aylarında yeniyor. Ramazan ayında da herhalde çok hafif olduğu için tercih edilen bir tatlı. Çünkü içerisinde gördüğünüz gibi hani biraz şeker, biraz süt, çok da ağır bir şey yok. Sen en çok hangi Türk yemeğini seviyorsun Emily? Kuru fasulye. Kuru fasulye? Enteresan bir seçim. Seninki? En sevdiğin Türk yemeği? Mantı. Mantı. Evet. Evet, süt ısındı. Şimdi ben içerisine birazcık gül suyu ekleyeceğim. Birazcığın ölçüsü gene sizin damak zevkinize kalmış. Ben seviyorum. Kimileri hiç sevmiyor, hiç koymaya da bilirsiniz. Ben genellikle bir çorba kaşığı kadar 1 litre sütün içerisine gül suyu ekliyorum. Şimdi bu hazır. Orada işler ne vaziyette Rebecca, tamam mıyız? Hazır evet, mı? Evet, hazır. Süper. Bana göre. İçerisine birazcık tamam. İçerisine birazcık da ceviz ekleyeceğiz. Cevizin içerisine birazcık tarçın ekleyeceğiz. Ne gibi? Gayet güzel, teşekkürler. Şimdi ikisini güzelce karıştırdık. Ve artık güllacı hazırlamaya hazırız. Evet, Rebecca'nın zarif ve nazik ellerinden ben aldıktan sonra cevizi biraz daha ufaltıyorum ki her katın arasına koyacağız. Hem bizim için yeterli olsun hem de birazcık yağları çıksın, lezzetini daha fazla versin diye. Sadece elimle ben burada kırıyorum ama arzu ederseniz siz evinizde bir mutfak robotuyla veya havanla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle güzelce irili ufaklı bir harman elde ettik. Ben böyle biraz dişe dokunmasını seviyorum. Tamam mı? Artık sana geliyoruz. Görev için hazır mısın? Başaracağız. Şimdi buraya geldik. Bir tane buraya koyuyoruz lütfen güllacımızdan. İçine bastır bakalım nasıl olacak. Şöyle bir bastır. Böyle. Tamam. Burada süt de zaten hazır. Bir tane güllaç yaprağı. Üzerine bir kepçe süt döküyorum. Ondan sonra da ceviz. Şöyle serpiştiriyorum.
Tamam mı? Tamam. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu ben yeter. Yeter. Her kata koyacağımız için yeterli olur. Şimdi sütü de senin yanına getirelim. Şöyle. Kır kır güzel güzel. Hiç problem değil. Korkma. Endişe edecek bir şey yok. Evet. Tamam. Şimdi şöyle devam edebiliriz. Birazcık süt. Birazcık ceviz. Gördüğünüz gibi gayet kolay yapılan bir tatlı. Sen de ona yardım et. Ben de sakızlı muhallebiyi yapmaya başladım. Bir takım çalışması bizim için sergileyebilirsiniz. Muhteşem ikilisiniz. Tebrik ediyorum. Ben de bir yandan sakızlı muhallebiyi hazırlamaya başlıyorum. Rebecca ve Emily'yi ikili takım çalışmasına sevk ettikten sonra ben sakızlı muhallebiyi hazırlamaya başlıyorum. Sakızlı muhallebi için kullanacağım malzemeler öncelikle soğuk süt ve un. Bunları birbirine karıştıracağım. Ondan sonra da ateşin altını açıp pişirme işlemine başlayacağım. Soğukken sütü ekliyorum unu. Çünkü topaklanmayı engellemek istiyorum. Böylelikle riskim az. Ama ola ki gene de topaklanırsa bunlardan kurtulmak için bir blender veyahut da mikser kullanabilirsiniz. Baktınız o da olmadı. O zaman bir süzgeçten geçirebilirsiniz sütünüzü. Evet. Unla sütü güzelce karıştırıyorum. Ondan sonra içerisine şekeri ekleyeceğim. Peki bunun ne olduğunu biliyor musunuz kızlar? Tanıyorum. Tanıdık geliyor mu? Belki hiç kullanmıyorsunuz sizin mutfağınızda. Genelde kullanılmaz. Genelde kullanılmıyor. Bu sakız ağacından elde edilen sakız. Aslında sakızların da özü bu. Yemeklerden sonra genellikle ağzımızdaki tadı alsın diye kullandığımız sakızların içerisindeki ana malzeme bu. Evet, sütün içerisinde hiç topak kalmaması için dikkatlice bakıyorum. Evet, başardım. Çünkü şu anın küçük topakları sonranın büyük yumruları haline gelebilir. Sütün devamını da ekliyorum. Evet. Şimdi de şekeri koyacağım içine. Şöyle şeker de ekledik. Ondan sonra çırpmayı hiç bırakmadan, çevirmekten hiç vazgeçmeden sonuna kadar pişirmeye devam edeceğim. En son artık süt ısındığı noktada sakızı ekleyeceğim ve ateşten alırken içerisine tereyağı ekleyeceğim. Nasıl gidiyor hanımlar? Değişik bir tecrübe herhalde sizin için. Sonra onlar yumuşayacak, hiç problem değil. Devam. Tamam. Gayet güzel yapıyorsunuz. Biraz derince bir kabın içerisinde yapmanızda fayda var Güllece. Sütü ilk başta o kadar çekmiyor ama dinlendikçe sütü daha fazla çekmeye başlayacak. Ve tavsiye ederim ki yaptıktan sonra bir 3-4 saat dinlendirin. O zaman daha bir kendini bulmuş oluyor. Aynı işlemler içerisinde fıstık dediğim gibi kullanabilirsiniz. Bir şey yoksa evde fındık da kullanabilirsiniz. Hani illa fındık olmak durumunda değil ama genellikle ceviz ve fıstıkla yapılıyor. Yer fıstığı da kullanıldığı oluyor. Ama benim en çok hoşuma giden cevizli olduğu için cevizli yapıyoruz. Hazır. Gayet hazır. Güzel. Gizli hazine. Arada. Heh, çok güzel. Harika. Biraz daha süt ekleyelim. Sütlü tatlılardan sevdiğiniz var mı? Türk tatlılarında. Türk tatlılarım. Baklava. Baklava seviyorsun. Evet. Hı-hı. Başka? Bana... Tabii. Sütlaç. Sütlaç seviyorsun. Evet. Ve aşure. Aşure. Evet.
En üstünde koyabiliriz. Hı, tamam. Evet, bütün sütü şimdi üstüne dökebilirsin. Bütün? Bütün hepsini dökebilirsin. Güzel. Şu kenarları da bastıralım. The edges, the sides. Onları da içeriye bastıralım. Güllecin işlemi tamamlandı. Şimdi onu biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Bir yandan da sakızlı muhallebinin hazırlanması için sütü dikkatlice pişiriyoruz. Süt pişerken sanki hiç koyulaşmayacakmış gibi gelecektir uzun bir süre. Çünkü kısık ateşte bu işlemi yapmanız lazım. O sizi aldatmasın. Uzun bir süre böyle karıştırmaya devam edin ve bir anda koyulaştığını göreceksiniz. O yüzden yılmadan devam. Süt ısındı. Şimdi içerisine damla sakız atıyorum. 1 litre süt için bir tane bence uygun. Eğer çok seviyorsanız bir tane daha atabilirsiniz. Bu damla sakız süt ısındığı zaman yavaş yavaş içerisinde eriyor zaten. Evet, muhallebi koyulaştı. Dediğim üzere son etapta artık içerisine tereyağı ekleyebiliriz. Tereyağı ekledikten sonra çok da fazla değil, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. El blender ile çırpmaya başlayacağız. Bu arada tatlı konuklarımızdan rica edelim. İkisinin de işi araştırmacı, sanatçı. Yaratıcı bir süsleme yapsınlar güllacın üzerine malzemelerle. Ne dersiniz? Bir süsleme yapar mısınız güllacın üzerine? Malzemeleriniz bu. Bir dekor. Ateşten almadan az önce muhallebiyi çırpmaya başlayacağım. Gayet koyulaştı. Bütün malzemelerini ekledim ve şimdi çırpıyorum. Bu işlem onu koyulaştıracak iyice. I wonder what that's going to be. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi yapmamız gereken kaselere döküp soğumasını beklemek. Evet, tatlı konuklarıma bir desen yapmalarını istemiştim, süsleme. Onlar da dediler ki, nedir bu kızlar? Nereden geldi? Kalbimizden geldi. Kalbimizden geldi deyip bize güzel bir kıpkırmızı nardan kalp yaptılar. Güllacı kesip yiyelim bakalım tadı nasıl olmuş. Bir yandan da muhallebilerimizi de koyduk. Bizde bir atasözü vardır. İnsanın ters gidecekse işi, muhallebi yerken kırılırmış dişi. Ama bizim öyle olmayacak. Biz muhallebi yerken çok lezzet alacağımızdan eminim. Nasıl olmuş kızlar? Çok güzel. Güzel mi? Çok lezzetli. Ben bir de bunun tadına bakayım bakayım. Gördüğünüz gibi biraz sıcak henüz ama. Ben çok beğendim. Bak bakalım beğenecek misin? Her zaman beğeniyorum ben zaten, belli oluyor. Değişik değil mi? Çok güzel. Elinize sağlık. Hepimizin eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizlere de afiyet olsun, bizlere de. Görüşmek üzere.